kısaca bir Mozart'a ya, evet, bir en azından bir merhaba ve alas mı aldık diyelim. Evet, Mozart'a niye değinmek istiyoruz malum. Evet, o arada bizim Mozart'la ilgili, onun mezarıyla ilgili resimlerimiz vardı. Arkadaşlarımızdan evet, onları ekrana vermelerini sürekli evet, olarak bu, yani dönerek vermelerini rica edelim. Evet, Viyana'daki mezarlıkta sembolik mezarı. Nerede gömülü olduğunu bilmiyoruz malum, sembolik yaptılar, bir fakirler çukuruna atılmış idi, belki de tam o mezarın altında ama bilmiyoruz, yalnız o mezarlıkta. Evet, sembol olarak sembolik yapıldı bu İsa heykelinin 5 metre kadar sağında işte mezar, ama en azından o mekanda, oralarda, o mekanda, bu bölgede, yani bu bahçenin içinde diyelim, ama yeri belli değil böyle bir şey. Mozart malum çarşamba günü 221. ölüm yıl dönümü idi. 5 Aralık 1791'de dünyamızı terk etti. 35 yıllık bir zaman dilimi içinde. Evet, çok genç ayrıldı dünyadan. Ya, dünyanın en büyük gelmiş geçmiş dahi çocuğu malum. Evet. Bu kadar küçük zamanda 623 eser, 22 opera, 41 evet, senfoni, 30'a yakın piyano konçertosu. Çünkü ta çocukluktan başladı. Çocukluktan itibaren flüt, fagot, klarnet, korno için 10 konçerto, sonatlar, liitler, oda müziği eserleri, missalar, çeşit çeşit dini eserler ve o muazzam requiem. Bunları 30 yıla sığdırdı. Mozart requiem zaten inanılmaz bir şey. Evet. Fazıl Say'dan aldığımız bir bilgiye göre bir nota yazımcı eğer haftanın 5 günü 8 saat çalışmak üzere Mozart'ın bütün eserlerini, notalarını yazacak olsa 25 yıl çalışması gerekiyormuş. Öyle. Bu daha doğrusu çok, şöyle deniyor. Onun hakkında hatta bazı çevreler onun bir müzik medyumu olduğu söyleniyor. Çünkü yazdığı partisyonlarda hiçbir şekilde düzeltme, çizilti, kazıntı, silinti hiçbir şey yok. Ya. Olduğu gibi tamamen dijital olarak kalıp halinde yazıyor. Onun hatta yani alırmış, yüksek boyutlardan müzik medyumu olarak kanal açılarak aldığı filan. Yani tabii ki yani farklı yorumlar var. Ama kendisi de öyle söylüyormuş Nilgün. Bir yerde okumuştum ben. Ben diyor bir düşünmüyorum. Birdenbire bir anda bütün senfoninin, bütün partisyonlarını duyuyorum, bütün partileri. Ben başlıyorum kayda, kaleme geçirmeye, notaya geçirmeye. Evet, Salieri de hatta onu yani çok merak edip casuslar sokmuştur. Şey yapmış. Yani öbür böyle, dünyada o Salieri'nin gerçekse eğer bizden çekeceği var. Ama o da iyi bir müzisyen. O da çok böyle şeyler vermiş. Tabii. Bir de zaman içerisinde kulaktan kulağa sistemiyle kim bilir neler nasıl şey yaptı. Tabii.